günaydın sevgili izleyiciler. Sağlıklı, mutlu, harika bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugün iple çektiğimiz günlerden biri. Çünkü sevgili astroloğumuz, sevgili Sema Sidar bizlerle ve Mart ayını değerlendirecek. Günaydın, hoş geldin. Ay hoş bulduk. Bana çok özel bir günde, Ramazan'ın da başlangıcında böyle büyük bir enerjiyle bu ligde olmak beni çok mutlu etti valla. Söyleyeceklerimizi de merakla bekliyoruz. Çünkü hep seninle olan buluşmamızı iple çekiyoruz. Ay çok sağ ol. Bir çok kez teşekkür daha ederim. Söyleyeyim. Ay çok mutlu. Şimdi evet, mutlu. Bugün Ramazan'ın ilk günü, 11 ayın sultanı Ramazan sonunda geldi. İşte sevgili Hazel Ağbaba Koç da ona göre bir menü hazırladı eminim. İftar sofralarına layık ama hem de pratiktir. Hazel'in tarifleri böyledir. Hem pratik hem harikadır. Günaydın, Çok hoş teşekkürler. geldin Hazel'cim. Günaydın, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Harika görünüyorsun. Siz de. Işıl ışılsın. Çok Tamam, hiç teşekkürler. sorun yok. Evet, bu arada sevgili Hazel'in annesi Sevinç Hanım'la biz daha önce tanışmıştık. Bize şunları annen getirmişti ilk geldiğinde. Bunların adını da sen söylersin. Marteliçka yine beraber Marteliçka. yaptık. Yine annenle Yine Sevinç beraber Hanım'la yaptık. beraber mi yaptın? Sevinç Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Çok. İyi ki doğmuşsunuz sevgili balık. Evet. Bakalım sizi neler bekliyor. Sema'dan dinleyeceğiz. Martiniçka ne demekti? Martiniçka aslında bu çok eskiden gelen bir gelenek. Şöyle göstereyim. Dileğimizi aynen. Dileğimizi biraz somutlaştırıyor. Bu işte beyazın ve kırmızı, Balkanlarda evet, özellikle. Balkanlardan yine konuşmuştuk, çok tekrara da Evet, düşmeden hemen şöyle. kısaca dileğimiz için, ama ben Sema Hanım'dan bugün şey öğrendim, dileğimiz olunca kesip asmamız gerekiyormuş. Ben hep şey diyordum, martı veya leylek, Evet. martı değil pardon, yine aynı şey dedim, leylek veya Kırlangıç. kırlangıçta asacağız diyordum, şimdi doğrusunu Zaten öğrendim. Macar'da nereden gelen aslında bu renklerin Evet. de şeyi var. Bize de sağ olsun çok teşekkür ederiz, hediye etti. Şöyle dileğimiz gerçekleşince ağaç dalını asıyoruz. Ama tabii böyle çok uzun dilekleri olanlar varsa kırlangıç ve yengeç, ama hani takıp gören de var. Kırlangıç ya da leylek. Ben daha çok dileğin olunca ağaca takıldığını biliyorum. Benim dilekler hep uzun olduğu için. Doğaya tekrar bırakıyorsun. Yani aslında enerji de şu. Baharla beraber çok büyük bir enerji çıkıyor. Evet. 1 Mart'ta bir başlangıç enerjisi. Sen niyetine o başlangıç enerjisinin gücünü ekleyip, zaten kudret ve güç renkleri temsil eden renkler. Yani Kırmızı ikisi aynen. beyaz. Kırmızının özellikle gücün sebebi kan dökmeden, hani o savaşa binme, o agresyon enerjisi var ya, onun güzel tarafı güç olarak bize yansıması. Ya bak, daha derin Çok anlamlarını öğrenmiş olduk Hazel. gerçekten öyle, enerji diye bir şey var. Ben bugün inanmayanlar da inansınlar. Biz çok değişik yerlerden, çok tanıdık, akraba ve yani bence güzel insan, yani güzel enerjili insanlar bir şekilde birbirini buluyorlar. Evet. Bugün de öyle bir gün oldu Şimdi benim sevgili için. Sema, Ankara'ya sürekli geliyor ama bir ayağı Kıbrıs'ta aslında. O Kıbrıs'ta Yani, sayılır yani. Düşün bak, senle buluştu. Nereden evet. nereye? Bizim köklerimiz buluştu. Şimdi neler Neler yapıyorsun bugün? yapacağız? İlk iftar menüsü olduğu için biraz da mideyi ilk baştan rahatlatalım. Ben daha önce bunu burada çok yaptım ama yine ilk gün olduğu için yapmak istedim. 4 kaşık çorbası. Hatırlarlar, her bakliyattan 4 tane kaşık, yani 1 kaşık pirinç, bulgur, yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Onları hazırlık olsun diye haşladım. Onunla beraber bir terbiye yapacağız. Yine klasik yoğurt, biraz un, bir yumurta sarısı dedim ben, ama ben yumurtayı tüm kullanıyorum. İyice çırparsanız hiç kesilme olmuyor. En sonunda onu da bir gösteririz temperlemesini. Çorbamız bu. Ana yemeğimiz de puzzle sarması. Aslında yine kolay puzzle sarması diyeceğim. Benim usul olacak. Nasıl olacak? Puzzle'ın, hatta hep yapanlar böyle haşlarlar, uğraşırlar filan. Ortalarını ben aldım. Size şöyle göstermek için buraya bıraktım. Ortalarını aldım ve ortalarını doğradım. Yapraklarını da ayrı doğradım. Tamam. Bu kadar. Ondan sonra da yine bir harç içi yapacağım. Nasıl yapacağım? Soğan, kıyma, salça, pirinç. Bunları ben kavuracağım. Buna dible de diyebilirsiniz. Hani hep böyle pirinçli sebze kavurmalarına dible derler ya. İçini yapacağım. Dışını da bu yaprakları ya haşlayabilirsiniz, ya ben bazen şey bile yapıyorum. Pişirdiğimin üstüne koyuyorum. O zaten buharıyla pişiyor. Artı hiçbir şey yapmıyorum. Ama güzel yeşil renk isterseniz haşlayıp soğuk suya da koyabilirsiniz. Zaten onu izleyenler hemen şey yaparlar biz tepsiye serdiğimizde.
Ortasına da harcımızı koyup kapatacağız, dilimleyerek servis edeceğiz. Daha önce seninle lahana sarması vari fırında bu şekilde bir lahana yapmıştık. Evet. Ben yapacağım demiştim ama daha uygulayamadım. Şimdi bunu da merakla bekliyorum, sonucu nasıl olacak aynen acaba hatta diye. Hatta lahana pastası demiştik. Evet, bu da öyle olacak. Lahana pastası demiştik. Bu da pazı pastası olacak. Hani dolmasını yapmak isteyip de vaktim yok, nasıl yapayım mümkün değil diyenlere hep Hazel böyle güzel örnekler veriyor. Hiç bahane yaratmıyor. Evet, aynı tat. Hatta şey de ekonomik olarak da çok iyi. Çünkü kıyma miktarı da dolmayla beraber azalıyor. Hani bir etli yemek yerine ilk iftarda. Hem pratik hem de daha maliyeti düşük. O doğradığın pazaları da içine mi koyacağım? Evet, hatta hemen göstereyim size dönmeden. Çünkü bugün mevzumuz çok güzel. Ben de sizi iyice dinlemek istiyorum. Sen daha önce astrolojiyle ilgilenir miydin Hazel? Benim ablam bu işe çok tutkun. Benim ablam da bankacı. Ben de bankacıyken benim ablam da hatta Sema'mla konuştum. Kurslara gitti, işte devam eden arkadaşlar oldu. Ben de istatistik mezunu olduğum için onlara hep şey olarak yardım ettim. Çünkü insanlar inanmasa da astroloji aslında bir istatistik. Evet, aynen. Yani terecinin yanında tere satmayayım ama yani evet. Ben bunu hani biraz yaşayarak gördüğüm için. Ve gerçekten bir yol gösterme durumu var astrolojinin bence. Çünkü ben yaşadığım ilişkilerden, hayatıma giren ve çektiğim insanlardan çok anlıyorum. Biraz böyle insan kendini değiştirince işte size bahsettiğim gibi patron modeli de değişiyor hayatında. Bence takip etsinler. Aslında bunu açtıralım sevgili Sema eşim yanına gidince. Gerçekten istatistik mi, astroloji evet, evet. değil mi onu soracağız. Şimdi sen dolmanın içini yapıyorsun. Hepsini kavuracağım Ayşen Hanım. Kıymayı kavurdum. Kıyma, soğan ve salçamı kavuracağım. Sonra bu sert yapraklarımız vardı ya pazının. Ortası. Ortası. Onu da koyacağım. Pirinci koyacağım. Sanki böyle karışık bir pilav gibi onu ben pişireceğim. Tamam. Ondan sonra da yapraklarını dışını süsleyip pasta yapacağız. Yani sarma yapacağız. O süslemede yapacağız. Bize evet. Ulaş lütfen. Orada ulaşırım. Asıl an o an. Görmemiz aynen. gereken an. Ve bir de tatlın var. Bir de tatlım var. Ben Ramazan'da hoşafı veya kompostoyu çok severim. Ama görüyorum ki yeni nesillerde benim de arkadaşlarım pek sevmiyor. Ben de dedim ki insanları nasıl rahatlatabilirim? Bildiğiniz bu küçük barlar vardır. İşte topçuklar satılır genelde. Hurmalıdır. Hurma bana çok şekerli geliyor. Hani zaten hani Ramazan'da bir tane hurmayla açıyoruz iftarımızı. Hurma yerine ben gün kurusu kullanırlarsa daha iyi olur. Gün kurusu veya kayısı. Kayısıyı çok az haşlıyorum. Şurada gösterebilirim. Hı hı. Haşlayıp ondan sonra ceviz, kayısı, bir de Hindistan cevizini karıştırıp topçuk yapacağım. Bu kadar. Buna bir de yulaf da ekliyorlar. Çok güzel olur. Ha. Hatta o kahvaltı olur. Doğru. İç kahvaltıya... Hayır, yulafı topçuklar yapıyorlar. Evet, o da çok güzel olur. Yulafı da biraz hatta içine atabiliriz. İçine atarız, daha da tutar. Ha. Daha da güzel olur. Ben bunu böyle minik tatlı gibi düşünmüştüm. Ama o daha doyurucu olur, güzel olur. Ben bir de tabii şekeri dengelesin diye biraz tarçın. Tarçın. Tarçın çok güzel, önemli. Evet. Pekala, o zaman ara ara sana döneceğiz. Hı hı. Çorbaya zaten özellikle o... Üstünü yaparken, terbiyesini yaparken evet. Biz sana dikkat kesilelim. Tamam. Sonra da bizi uyar. Tamam. Ben sevgili Sema'nın yanına doğru geçeyim. Şimdi Çin astrolojisinde büyük bir istatistik olduğunu biliyoruz. Çünkü orada yıllara göre insanların burçları değişiyor. Hani her yıl ne oldu? Bu oldu. O zaman bu yılda bu olabilir gibi bir durum orada var. Orada daha büyük bir genelleme var. Yani evet. Çok daha... Yani zaten biraz toplumların da astrolojiye şeyleri farklı. Mesela Hint astrolojisi daha nokta atışı yapar. Biraz da karanlık tarafı bazen daha net söyler. Yani o Hindistan'ın yoğun nüfusuyla hani Çin astrolojisinde de daha böyle hayat yönlendirmeleri ve biraz da o geleneksel durumları çok fazla konuların ve olayların içinde olduğu için. Yani tabii fark ediyor ama zaten astroloji gerçekten yani hani bazen tartışmaya... Bizi sokuyorlar ilim mi, bilim mi, evet. ne diye. Bence istatistiksel bir bilim. Neden diyeceksiniz? Zaten yıllarca onlar da tutulmuş. Yani biz şu an bahsettiğimiz klasik astroloji bu arada ve modern astroloji birlikte kullanıyoruz. Ama batı astrolojisi batı. Değil bizim uyguladığımız? Aynen biz batı astrolojisini uyguluyoruz ama aynı. Yani şöyle istatistik var. Atıyorum Mars Koç'a geçmiş. Mars Koç'tayken olanları yazmışlar. İşte savaş başlamış hep. Savaşlar denk gelmiş. Yazmışlar. Demişler ki bu böyle olmuş. Demek ki Mars Koç'tayken işte böyle olabilir. İşte dolunay olmuş. Denizler çekilmiş.
gelgitler olmuş. Bakmışlar, aa demişler ki dolunay zamanında demek ki vücuttaki sıvılar çekiliyor. Vücutta da aynı şey var. İşte ameliyatları dolunay zamanında yapabiliriz. Yani zaten bir de element falan da öyle yani. Aslında çok benzer de benzerlikler de var. Biraz şey de var ama yani hani sosyoloji diyoruz ama yani böyle biraz daha doğayla da bu evrenin o senkronize şeyi var ya. Astrolojide o var. Zaten artık şu an her noktada ona geliyoruz ya. Her şey birbiriyle ortak aslında. Yani evet. Astroloji de ortak bence. Numaroloji de ortak. Yani bütün ilimler bir noktada zaten insanlığa fayda sağlamak için. Zaten astroloji ile numarolojiyi çok yakın buluyorlar birbirlerini. Siz de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biliyorum, ben numarolojiye çok meraklıyım. Sadece şöyle, astrolojiye de zaten hani 10. yılındayım ama şu her yayında söylüyoruz bunu. Ben bunu yanımıza almamızı ama kaderimizin getirdiğini yaşamaktan yanayım. Çünkü hani bir deneyimin insanın hayatına katacağı bir şey çok fazla. Zaten astrolojide söylediğimiz şeyi sağdan da gitse, soldan da gitse yaşıyor. Evet. O zaman biz gelelim Mart ayına. Evet, çok minnoş. Bahar geldi. Bahar geldi. Ne olur güzel şeyler söyleyin. Güzellikler duyacağız mı? Bir kısımda duyacağız. Ama şey, şimdi bu söyleyeceğim güzellik insanlara değişik gelebilir. Çünkü bir bakış açısıyla. Şimdi bizim yarın çok da tatlış hemen. Böyle aşk, ilişki, sevgi gezegenimiz çok mutlu olduğu bir burca geçiyor. Yani yüceldiği bir konumda. Bir gezegen de mutlu olduğu bir burca geçerse oh bal dök yala, balık burcuna geçiyor. Şimdi bu bize aşırı bir romantik. Venüs balıkta. Venüs balıkta. Yarın 12 Mart. Aynen, 5 Nisan'a kadar. Kısa bir sürede değil. 5 Nisan'a kadar çok aşk, sevgi pıtırcığı olabiliriz. O zaman hani ilişkileri biraz böyle tökezleyen, ay ne yapsam da nasıl yoluna soksam diyenler bunu fırsat bilebilir mi? Fırsat bulabilir ama şöyle yapalım. Şimdi balık burcunun az çok hayatınızda vardır. Şimdi ben tabii ki de bahsedeceğim doğasını ama. Hani eşiniz vardır, sevginiz vardır, çocuğunuz vardır. Çok yakın kız arkadaşınız, yani kimse hayatımız vardır. Balık biraz böyle romantik ve çok empatik ve biraz böyle hani o suda nasıl gezeceği belli olmayan bir doğası var ya. Evet. Bu ilişkilere çok romantizm. Biraz da bağımlılık ve bağlılık olarak yansıyabilir. Şöyle yapalım. Bir kere en güzel, çok da Ramazan'la yani mükemmel bir senkronize Venüs'ün balıkta olması. Çünkü hani yaratana ve yaratıcıya duyduğumuz aşk çok çok böyle içimizden içe dönmeyle, bilinçaltıyla çok güzel olur. Önce bu aşktan başlayalım. Çünkü diğer aşk belki bizi sarhoş edebilir. Bu sefer Leyla'ya giderken hani şey oluruz diye denir ya, Mecnun'a döneriz diye. Yani daha içimize mi döneceğiz? Bence içimize döneriz. Ramazan'la da birlikte. Yani bu arada dediğim gibi bu bir seçim. Şimdi balığın çok romantik, işte ne bileyim çok eski sevgiliye takık, geçmişe takık, bir anda böyle bir anda arabesk müzik dinleyen, ya ben onsuz yapamıyorum diyen modu da olabilir. Ama tamamen hayatta ya Allah'ım her şey çok şükür, çok güzel, ben bu aşkta kalayım. Doğa güzel, hayat güzel ve geldiğimiz insana da yani sevgilimize de sevgimizi anlatalım. Bu da bir balık yani. Venüs balık iki türlü bu anlamda. O yüzden hani çok güzel minnoş enerjisine, şöyle güzel şarkılara. Hepinize etkileyecek tabii, tabii. Değil bu mi? Arada bu yaratıcılığımızı çok artırır. Yani aşk, ilişki ve sanat gezegeni. Aa, ne güzel. Bu arada ayaklarımız çok hassas olur bu dönemde. Allah yani Allah. Nacizane rahat ayakkabılar giyin ve vücudumuz ödemi çok tutar. Bir de ay tutulmasına gidiyoruz, onu da bahsedeceğim. O yüzden hani bol bol Ramazan'dan dolayı daha da dikkat etsinler su tüketimlerine. Bir de şeye de dikkat etsinler. Mesela bir Ramazan'da tabii şefim varken ben de onun işine karışmayayım ama bu süt ve süt ürünlerinden sonraki tükettikten sonra ertesi gün bir vücutlarına baksınlar. Çünkü balık başak aksı deriz. Bağırsağı çok etkiler. Mesela bazı şeyleri sindiremeyebiliriz her zaman sindirdiğimizi. Bir de uzun süre bir açlık döneceğiz. Onu mesela süt ve süt ürünleri dokunabilir. Peynir, belki yoğurt kısmen ama onun çünkü bence yoğurdun içinde başka bir frekans var. Yani sindirimde zorluklar olabilir. Evet, ödem tutmaya yatkınız ya. Vücudumuz orada onu sindirmeye çalışırken bütün suyu, bütün eforu oraya verebilir aslında mantalitesi. Orada da yorulabilir. Şimdi tatlış enerjilere gireceğiz dedi sevgili Sema. Evet, biraz güzel şarkılar dinlesinler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Balığın da simgesi, hani balığın biri bu taraftadır, biri bu tarafa gider. Onun da bir nedeni vardır. Yani öyle, hem de böyle bir şey de vardır. Bir sarmallığı. Böyle bir dairenin içinde iki balık şöyle durur. Ha evet, şöyle. O da vardır. Doğru. Bir de yengeçte de bu enerji var. Aslında sıfırı mı simgeliyor? Şöyle. Yani varoluşu. Balık en son burç astrolojide. O yüzden bir döngünün kapanışıdır.
Bizim de temsil ettiği 12 evlik hani sistemde kullandığımız astroloji ev sisteminde en son burçtur. Aslında senin görmediğini, senin bilinç altında yatanı, ruhundaki en ince detayı ve senin aslında içindeki cevheri bulmaktaki burçtur. O yüzden balıklar hayatlarını hep böyle 31'den, 33'ten sonra kurarlar. Çünkü daha o zamana kadar hangi suda yüzeceğini bilemezler. Sonra ne enteresan. Bulurlar. Bu arada iki türlü enerji var balıkta. Her burçta bu arada yani seçimle beraber. Bir taraf ya çok diktatördür balıkta. Bir tarafta o kadar yani şeydir ki bir ermiş bir derviş gibi yanımızda hep bir yol gösterir. Bu arada annenizin doğum günü ben de kutluyorum. Demin atladım şey girmemek için bir balık. Balıklar kıymetlidir. Şöyle çok mistik bir enerji. Şu an zaten balık döngüsündeyiz. Ama şimdi diktatör deyince hani hem mistik hem çok tatlı hem şimdi romantik ama ya. Nasıl şimdi, diktatör oluyor? Şimdi nasıl oluyor? Şöyle onu göremiyor. Görmüyor kendindeki o hali. Hani nasıl desem mesela bunu başka bir burçtan minik bir örnek verelim. Mesela koç çok ben diyen bir burçtur, bencildir. Şimdi bunu yapamayan, doğasında bunu beceremeyen, kendini öne çıkartamayan haritasındaki diğer etkilerle mesela. Hani çıkartamayan koç tamamen insanları arabulucu olan, her şeyi birlikte yapan, gölgesi terazi gibi çalışır. Bıdır bıdır her şeyi birlikte yapar. Pozitif olur. Çok ilişki odaklıdır mesela. Hani hep bir yanında arkadaşı olsun yemek yerken. Normalde bir koçu ama tek başına bırakıp o bu yoldan yürümemelidir aslında. Tabii ben demeli. Her burç kendi doğasını bunu her yayında söylüyorum. Biz o yaratılışla gelmişiz. O materyallerle ve o enerjiyle. Şimdi siz bir akrep gibi davranmadığınızda, bir yengeç yengeç gibi şefkatli anaç davranmadığında, tabii hayatın alanını seçelim. Bu bir seçim. Ne olur? Başkaları ona o duygusal şeyi kullanır. Alanı kullanır. Çünkü biz o doğayla geliyorsunuz. Düşünsene oturuyorsunuz şurada. Bende yay enerjisi var. Kıpır kıpır hareketli, kıkır kıkır, hiç durmayan. Şimdi ben bunu kullanmasam başka insanlar benim hayatımda eğlencemi, enerjimi kullanır. Ben böyle daha kenarda hiçbir yere gitmeyen, oturmayan yay olurum. Akrebin hangi enerjisi kullanılabilir? Akrebin kesinlikle ketum olup sezgilerini kullanıp güç odaklı olmalı. Yani ben akrebin, ikizlerin, oğlan stratejik olmasından yanayım. Yani hayatta biraz stratejik davranmalılar. Şimdi biz stratejik davranmazsak bize mi stratejik aynen davranırlar? Evet mesela bir ikizlerin, bir ikizlerin konuşmaz o kimse hakkında mesela. Çok alakasız onu konuşmanın içine dahil ederler. Dedikodu onu bulur. Derler ki Hazel de vardı burada ama konudan alakası yok. Mesela ikizler çok konuşma enerjisi. Bir akrep sezgisini dinlemez. Yani ona ikinci şans verirse hani gaddarlık demeyeyim ama akrebin doğası gereği o gücü kullanmazsa, hayır sen şurada dur demezse insanlar ona otorite ve güç gösterir. Çok net anladım, gayet güzel. Aa, güzel örnekler verdi. Kesinlikle çok açıklayıcı oldu, çok açıklayıcı oldu. Şimdi 25 Mart'a mı geçelim? Pardon, Alp yönetmenim de bir şey sordu. Hazel bana bir şeyler gösterecekmiş. Tamam. Burada bir ara verip Hazel'e dönelim. Evet Hazel'cim ne göstereceksin? Sema Hanımcığım çok haklı. Çok haklı değil mi? Çok haklı. İçim acıyarak burada çorbaya dönüyorum. Ben şeyi göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Terbiyeyi göstereceğim. Hep aslında bildiğimiz ama bazen yanlış yaptığımız şeyler var. Bence bunun en şeyi başında gelen terbiye. Yumurtayla süzme yoğurdu güzelce karıştırıyorum. Ya süzme yoğurt değil de o normal yoğurt olsa daha iyi değil miydi Hazel? O zaman şeydeki miktarı azaltmak lazım. Normal yoğurt da olabilir. Hayır şimdi süzme yoğurt bayağı katı ya. Evet ama süzme yoğurdun işlemlerinden dolayı koruyucu maddesi biraz daha fazla. Özellikle dışarıdan alıyorsunuz daha az kesiliyor normal yoğurda göre. Bu aklınızda bulunsun. Öyle bir evet farkı var. Çünkü süzme yoğurdun biraz daha işlem süresi, yani işlemi farklı. Normal fabrikalarda yoğurdu süzüp yapmıyorlar. İçine koydukları koruyucu maddelerden dolayı biraz daha katı oluyor. Aman eyvah öyle dedin iyice biz bir şey olduk. Yani en güzeli evde... Rahatsız olduk diyelim. Evet yoğurdunuz... Biz süzelim yoğurdu. Tamam süzelim. Tamam mı? Tülbent'te süzeriz biz onu. Şöyle bir kaşık gibi un koyacağım içine. Ve bu kadar. Çorbayı hiç koymadın değil mi un? Hiç koymadım. Şimdi çorbayı da hatta süzmedim ki sizi bekledim. Yeşil mercimekten dolayı ne kadar yıkarsanız yıkayın çorbanın rengi biraz koyu oluyor. Evet. Koyu olduğu için ben bunu süzeceğim. Hatta şuraya bir ayırmıştım. Süzülmüş hali de böyle.
hani göstereyim size. Rengi daha beyaz olsun diye çorbanın. Ya hiç süzmesek biz böyle rondodan geçirsek. Yumurta var ya zorlaşır. Şey mi tane tane gözükecek herhalde. Ha, tane olsun. Evet gözüksün diye ben hiç blender sokmayacaktım. Hani kesilmeden içinde tane tane gözükecek. Un çorbası olur ya böyle şehriyeli. Evet. Ama neyi süzüyorsun peki onu anlamadım. Şeyi süzüyorum. Şunu siz oradan göremediğiniz için anlamadınız. Yeşil mercimeğin rengi hani böyle suyuna koyu renk verir ya. Evet onu haşlayıp süzdüm. Onu süzdüm çünkü benden farklı olursa renkleri işte... Şey olmasın, duymadım olmasın. O kara bir su bırakır, onu sen ayırıyorsun. Şimdi anladım. Hatta orada koyacağım suyun içine ben puzzle'larımı da attım. Hiçbir mahsuru yok. Hatta puzzle'ın tadı bile geçebilir, daha güzel olabilir. Puzzle'ın dış süsünü yapmak için bir taraftan onları da haşlamaya başladım aynı suyun içinde. Şunu şöyle karıştırıp birleştireceğim ve ılık orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Aslında çorban bu kadar basit. Hemen çorbayı koymadan önce şuna da girmek istiyorum. Kayısılarımı haşladım. Biraz soğumasını bekliyorum. Bütün malzemeleri karıştıracağım. Kayısılar o kadar yumuşak ki elimle ezildiği için hiç yine blender elektrik kullanmadan topçuk yapacağım. Veya bir tepsiye dökebilirsiniz. Öyle de yapabiliriz. Cezerye gibi de kesebiliriz. Nasıl isterseniz. Tamam yani... yine önemli anlarda sen bizi uyar. Tamam. Hazal'cığım çok teşekkür ediyoruz. Biz sevgili Sema ile devam edelim. 25 Mart'taki önemli duruma gelmiştik. Aynen. Orada kaldık. Ay tutulmamız var. Onu anlatamam. Şu Venüs balı minik bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Orada şöyle şu an çok romantik bir o kadar böyle çok eşikteyiz. İnsanın böyle şiir yazacağı, şairane konuşacağı, böyle gerçekten belki Türk sanat müziğine yöneleceği, böyle şarkılarda... Beste yapmak isteyen, kitap yazmak isteyen, haydi meydan diyoruz. Evet, yaratıcılığımızı kullanalım o yüzden. O romantizmi güzel bir şekilde paylaşalım. Ve dediğim gibi birazcık böyle meditasyon tarzı şeyler bilmem hayatlara ne kadar alabiliyorlar. Bence artık burası çok gelişti. Google, yani bir arama motoruna yazdıklarında bile çok rahatlıkla bulabiliyorlar. Meditasyon öneriyorsun. Ben öneriyorum ya. Ya da dua okusunlar. Çok da güzel. Gerçekten. Ben bazen duayı açıyorum. Sesli hani okunmasa bile evde onu... Namaz da kılınabilir. Tabii çok kesinlikle hani şey olsun. Ben artık böyle gün içinde de her yerde yapılabiliyor yani. 5 dakikayı kenara bir bankta oturup yapmanın inanılmaz şu kalplerin içi rahatlayacaklar. Beni de anarlar. Ama o zaman Ramazan çok iyi bir döneme denk geldi diyebilir miyiz? Acayip yani zaten evrende böyle bir şey yok. Çok güzel bir senkronize var. Yani gökyüzünde Merkür Güneş'in kalbinde diyorum. O gün Kadir yani bir kandil oluyor. Yani başka bir şey oluyorsun. Yani yaratıcı sistemin bu ilahi düzenin o kadar güzel bir zamanlaması var ki. Yani bu kadar tesadüf olamaz diyorsun. Hiçbir beyin bunu gerçekten yapamaz. İşte orada da çok kabul ve şüküre geçmek gerekiyor. Çok güzel bir enerji. Harika. Tutulmaya geçiyorum şimdi. Bizim 25 için önemli. Mart. Yani astrologlar için belli gökyüzü olayları olmazsa olmaz. Tam öyle bir dönemdeyiz. Yani biz zaten yıldaki bütün yıllık burçları tutulmalara göre özellikle baz alarak yazıyoruz. O yüzden çok büyük bir olay. Aslında tutulma dediğimiz yani 25 Mart'taki çok büyük enerjili bir dolunay. Yani aslında Kuzey Güney Ay Düğüm dediğimiz karma noktalarına yakınlığından dolayı yani daha büyük kadersel bir dönüşümü hayatımıza getiriyor. Kadersel bir dönüşüm. Evet, şimdi ben böyle geçmiş gelecek diye gideceğim. Herkes hayatındaki etkilere baksın. Mesela geride bıraktığımız Ekim 2023'te Eylül sonuna doğru hayatınızda hangi temalar vardı? Yani ilişkiler, bireysellik, davalar, haksızlığa uğradığınız alanlar, kendinize hak aradığınız noktalar. Kendinizi düşünmeyip hep başkalarına düşündüğünüzdeki hani ben bunu nasıl yaptımlar? Yani olmuştur muhtemelen. Onlar konu başlıklarımız tutulmanın da. Ama mesela bu konu çerçevelerinde ne yaşadınız? Bir geri dönsünler. Çünkü bu tutulmada onlarla bu konularla ilgili istedikleri adalet ortaya çıkacak. Yani çünkü bu çok böyle yüksek zorlayıcı bir tutulma değil ama şöyle zorlayıcı. Bizim bırakmamız gereken karmanın yanında. O yüzden biz terazi temalı enerjilerde ilişkiler, ortaklıklar,
aşk, evlilik daha çok evlilik yani. Normal flört aşkı değil. Mesela şu an Venüs balık daha aşk aşk. Yani böyle minnoş minnoş enerjiler. Dokundu, öptü, geldi. İşte böyle o çocuksu enerjili bir dönem ama bu tutulmanın daha evlilik, bir ortaklığı belki bitirmek, bir ortaklıkta karar almak, yaşadığımız bir haksızlık varsa ya ne oluyoruz demek. Ve bunu duygularda yapacağız önce. Ay tutulmaları önce duyguları çözümler. Yani daha böyle olay olarak değil de biz diyeceğiz ki ben artık bunun bana bu hissiyatından rahatsızım. Bu olay beni bu şekilde dönüştürsün diyeceğiz. O yüzden güçlü bir enerji. Ama pat diye 25 Mart'ta gelmez. O yüzden şu an ayak sesleri var. Yani bir büyük bir dönüşüm enerjisi benim Tabii. anladığım kadarıyla bu olumlu da olabilir, olumsuz da Bence olabilir. olumlu olacak Ama nacizane. her ikisi de olması muhtemel bir durum mu? Yani Yani kişi için olumludur mutlaka onun sonucu ama. şöyle, eğer geride bıraktığımız Eylül sonu ve Ekim ortasında yani 2023'te bir 6 ay önce diyelim hemen. Herkes düşünüyor acaba ne Tamam. vardı Şimdi bir 6 ay 6 ay önce? önce eğer biz bu süreçte sesimizi çıkarmadıysak şu an tekrar çıkartmamız için zor bir olay yaşarız. Ya içimize döndüysek o dönem. O dönem içimize dönmediysek de yani böyle Döndüysek. döndüysek şöyle bir şey olabilir hemen şöyle söyleyeyim. Yani bu sefer görmediysek diyeyim ben size. İçe dönmedi de görmedik, gözümüze batmadı o olay. Hani geçtik, geçiştirdik hayat Ha, telaşesinde. artık göreceğiz. Şimdi görürüz. Ha, çok güzelmiş Bence bence. bu kadar zorlamayacak. Normalde bizim bir tabii ki de Nisan için bir dünyada globalde zorlu bir savaş beklentimiz var. Yani bir yandan savaş devam ettiği için biz görmüyoruz. Yani insanlar yiyemiyor, açlıkla sınanıyor. Çocuklar yani çok zor enerjiler var komşularımızda falan ama ya bence şöyle bir şeye gidiyor evren. Hadi bireysel ol. Hani bir kendi paçanı bir kurtar. Bir de şeyi de çok deneyimliyoruz. Bilmiyorum yaşıyor musunuz siz? Ben eskiden çok rahat başkası için yorum yapardım. Yani derdim ki ay çok garip giyinmiş. Mesela derdim fiziksel Yargılarcasına. yargılardı mesela fizikseldi. Şu an mesela gene yargılıyorum. Yani yok yargılamıyorum yok ama nasıl oluyor biliyor musunuz? Ya Sema sen hani buna bunu söylüyorsun. Sen ne kadarını yaptın diye kendime dönüyorum. Ve o zaman yapmamaya başlıyorum. Mesela yani sen işte atıyorum bu şeyi bununla bunu sen de olsan yapardım belki diyorum. Yani daha bene de ruhsal da güzel de döndük. Yani burada kendimizi de yargılayabiliyoruz. Hani eskiden hiç kimse açığını vermezdi. Bilmiyorum ama şu an benim kendi çevrem, belki oluşturduğum çevre kendimizi de yerebiliyoruz. Bu bence güzel bir şey. Kendindekini görmezsen başkasındakini göremezsin. Zaten o yansıma ya hep sohbet ediyoruz. Aslında yargılama da bir an Kendini da yargılıyoruz kendini, ha aslında. kendimizi yargılama, onu hani fark edersek çok güzel bir örnek verdin. Yani kendimizi bir durup düşünüp ben ne yapıyorum O zaman acaba yapmıyorum diye mesela ben. Mesela bu düşündüğümüzde. tutulmalar bunu da döndürür. Hani biz hep şey diyoruz. Bencil ol, bencil ol. Bu da bencillik aslında. Sen kendine bakmak da güzel bir ben demek. Hani bencil ayrı. Hani sencil, bencil diye psikoloji kavramları var ya. Biz öyle bencilden. Yani beni de gör. Sen de neredesin? Hem eksiğini gör. Hem tek başına neler yapabiliyorsun. Bu iki tutulma diye bakalım. Hani Nisan'da konuşuruz ama. Bu Mart'ın. Yani ayın 15'inden sonra bunun enerjisine net gireriz. Tutulma böyle temelinde 6 ay, yani bir uzun vadede 6 ay, temelinde 1 ay sürer. O yüzden 1 ay boyunca duygularımızda hak, adalet, tek başına olup olmamak. Mesela çok hayatımızda bazı dönemler ki ben de öyleydim. Tam bu Eylül sonu, Ekim başında hayatımda kimse olmasın istiyordum. Ben tek başıma çok güçlüyüm. Bir de ne gerek var hayatımı şey yapsın. Mesela şu an tam tutulma enerjileri. Ben artık tek başıma olmak istemiyorum ya. Birisi de olsa mı falana girmeye başladık. Mesela bu gelecek bizim hayatımızda. Bir şey ikimiz gidelim. Ya Sema senle bir şeyler yapalım isteyeceğiz. Güzel bir enerji olduğunu düşünüyorum. Sadece şöyle. Kimin hakkına girdiğinize bu güzel çünkü karma oluşturur bize yani tutulmalar. Bir de güneyin yanında bitmesi gereken bir ilişkiniz varsa bu kadar romantizm. Şimdi balığın bağımlılığında kalmadan yani Allah'ın çok kıymetli bir kulu olduğunuzu bilip oradan çıkın. Ve gerçekten eğer ihtiyacınız varsa çok özel zamanlar psikolojik destek alın ya da işin profesyonelinden. Çünkü bazen bir insanın bir kelimesi sizin hayatınızda başka bir yer açıyor. Dönüşüme sebep Dönüşüme olabilir. sebebiyet veriyor hani. O yüzden kesinlikle destek alın ve ilerleyin. Evet, o zaman baktım şöyle bir saate 11 olmuş. Ara Burçlara girelim. vaktimiz geliyor Aa, olur. sanırım. Tamam. Aradan sonra burçlara Tabii, girelim. Hem seve seve. Hazel'in yaptıklarının son Tabii durumunu tabii. da Ben gözüm diğer öğreniriz. taraftan orada.
Bir ara veriyoruz, ardından karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Mart ayında burçları neler bekliyor? Az sonra Sema Sidar'dan dinleyeceğiz. Bu arada sevgili Hazel güzel bir iftar hazırlığında güzel bir menü sundu bize. Çorba herhalde olmuştur diye düşünüyorum Hazel. Çorbanın kaynamasını bekliyorum. Tereyağını koydum. Çorbanın içine hiç tuz koymadım ben. Terbiyede onu da söylemek istiyorum. Ben en son tereyağısını ekliyorum bütün baharatları. Çünkü tuz bekledikçe kesebiliyor. İftardan önce hazırlıyoruz ya yoğurdu çorbayı. Yoğurdu kesiyor? Evet, yoğurdu kesiyor. Güzel bir bilgi, ben evet, hiç bilmiyordum bunu. Genelde son dakika koymak lazım veya en başında koymak lazım baklagilleri haşlarken. Çünkü yoğurtla çok uzun süre tuz beraber pişerse kesiliyor. Tamam. Hı-hı. Güzel oldu, bunu da öğrendik. Aynen. Onu... Tereyağına nane mi koydun? Nane koyacağım, pul biber koyacağım. Birazdan, hatta biraz koyabilirim şimdi. Sen limon eklemedin değil mi? Un, yumurta. Un, yumurta. Aslında limon da eklenebilir. Limon terbiyelere da olabilir genelde, yani. Evet evet, terbiyede koyulur. Şöyle. Pazımız ne alemde? Onu çok merak ediyorum. Evet. Şimdi ben onu göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel bir kek ama kalıbına. Ama unutma sakın tereyağını. Ha, yok. Zaten kokusu beni şey yapar. Pazıları ben haşladım. Çok az bir suda ve hemen soğuk suyun içine koydum. Bu yeşil rengi elde edebilmek için. Evet, çok güzel görünüyor. Evet. Sonra bu bayağı böyle aslında şeyde, o Anadolu'da dible dediğimiz. Tabii ki benim biraz basmati çok Anadolu değil ama. Basmati, kıyma, salça, pazı. Şöyle size göstereyim. Hazel, bayağı al dök onu. Böyle evet, tek alıp tek dökeceğim. Biraz sıcak şey yapmasın, altındakiler haşlanmasın diye sadece size göstermek için. Tamam. Biraz ben onu, çünkü benim yaptığım gibi biraz demlendirirlerse pirinçler de biraz daha şişer. Tamam. Ben şimdi hemen Sema Hanım'ı kesmeden bunu böyle yapacağım ve bunu ters çevireceğim. Yine hiç pasta gibi olacak. Kapatmayacak mısın? Kapatacağım pazıyla. Yine kalan pazıyla kapatacağım. Ondan sonra bunu yine cam kabıma ters çevireceğim. Ay. Dışı çiçek gibi çıkacak. Ay, çok güzel gerçekten. Bir daha pişirmeye gerek yok. Bir daha hiç pişirmeye zaten gerek yok. Evet, sen kavurdun kıymayı filan. Pazı da haşlandı. Hı hı. Olay bitti. Ya aslında fırına da atılabilir. Ben artı bir hem masraf olmasın hem de zaman olmasın Hazel diye. Hazel böyle hep çok yönlü düşünür. Masrafı düşünür. Yok, hissettim. Yani demlemesinden düşünüp beni düşünüyor oradan. Evet. Oradan beni düşünüyor yani. Yani şöyle. Neresi bile... ikizler hocam? Ama çok orada bir yengeç var, Venüs'ü muhtemelen. Şimdi Venüs zaten Güneş burcumuzdan çok öne arkaya gitmez. Merkür ya da Venüs'ü yengeç, çok yengeç. Ya çok evet, anaç yani. Bence de öyle. Bak, senin burcu değiştiriyoruz biraz Hazel. Biraz ikizler anne şey balık anneden de herhalde, böyle fazla empati, fazla şeyden. Yani şunu düşünüyorum ya, yani insanlar bunu yapabilsin. Çünkü ben bunu mesela evde böyle yiyoruz biz. Ben şimdi sunum için biraz daha böyle yapıyorum veya arkadaşlarıma yaptığımda biraz daha böyle yapıyorum. Yani hep şunu söylüyorum, insanlar bir şeylerden korkmasınlar, yapsınlar. Aslında siz de bugün hep bunu söylediniz. Değişimden hani korkmayın. Yerine, evet, bir deneyin. Yapın bakın, hani çok güzel olacak, emin olun. Yapamaya. Ben eminim, o Hazel neler yaptı, biz burada neler neler yedik. Ben sonra uygulamayı da hep devam ediyorum evde. Evet, şey mesela benim de hani burada aldığım tariflerden hiçbirini uygulamadım bu arada, çok hevesli aldım ama. Evet. Ama bir gün gelecek, uygulayacaksın. Tabii tabii, bilmek bir önce biliyoruz yani. Hadi başlayalım mı? Hadi başlayalım. Mart ayında burçlara neler, Mart ayı burçlara neler getirecek? Ben direkt konu olarak anlatacağım. Bu böyle şu şöyle demeyeceğim. Direkt böyle hap bilgi kullansınlar. Ya. Evet. Yani herkes bütün burçlar dinlesin mi şu anda? Ya, bütün burçlar dinlesin ama şey, kendi burçlarında da direkt alsınlar bilgiyi. Yani böyle onları hiç yormadan, hani bazen burçlara işte terminolojiler koyuyoruz ya. Şimdi koymadan anlatacağım. Hadi. Bir kere koçlar bu... Yani Mart ayı boyunca, Mart'ın geri kalanında önce ne istediklerini ve korkularını bir kenara yazsınlar. Yani hayatta neyi değiştirip neyin korkusuyla yüzleşip devam etmek istiyorlar. Yani bu bir araba kullanma olabilir, bir hız olabilir, bir bırakmak olabilir. Çok fazla hız, mesela çok hemen hareketli olsun, hemen çözülsün olabilir. Bunlar da sıkıntı ve problem. Ve bunları çözmek için gerçekten özellikle partnerleri,
ortakları, ailesindeki insanlardan destek alabilirler ve bu ay çok böyle hukuksal işlerinde çözülmeler yaşayabilirler. Tabii biz hayatlarında tam olarak hani ne olduğunu bilmiyoruz ama hukuksal işler olabilir, bu evrak işi olabilir. Onlar da çok fayda sağlayacaklar. Böyle nasıl desem, önce iş ortamını, hayatındaki rutinleri çözecekler. Sonra kendi ilişkilerine ve aşka odaklanacaklar. Çok güzel bir şey. Ben koçların bu ay tanıştıkları insanlarla da kesinlikle, yani flört hayatlarında kimse yoksa, flört enerjilerini kesmemelerini istiyorum. Böyle hayatımın insanını buldum diyebilirler. Oo, harika koçlar. Boğalar çok sosyalleşecekler. Şimdi terminoloji konusunu daha yeni anladım. Yani işte Venüs'ü şöyle de, şuradan tutulması böyle da böyle de, etkileyecek, açısı demeyecek, budur, bunlar yok. Direkt hap bilgi denilen bu. Tamam. Yani daha rahat. Bazen evet, söylemek gerekiyor çünkü çok astrolojiyle de ilgilenen var. Hoşuma gidiyor benim. Öğrencilerim falan evet, izliyor. Hani onlar söylerse nasıl olur, ama bugün biraz şeyiz, böyle ruhsalız. Direkt bize ne olacak diye bir sonuca odaklı sonuca gidiyoruz, odaklı bakalım. gidiyoruz, aynen. Tamam. Boğalar bu dönemde çok sosyalleşecekler. Kesinlikle kalabalık ortamlara girsinler. Geleceğe dair projelerini gerçekleştirmek için çok güzel enerjiler. Sadece sağlıkta bel bölgeleri ve böbrekleri hassas. Yani hani bazen böyle bahar, bizim özellikle Ankara'da güneşi görünce hemen üstümüzü bir çıkartırız, sonra da soğukmuş deriz. Fix hiç değişmez. Yani kaç yıldır Ankara'da değiştiremediğimiz bir şey. O yüzden özellikle bel bölgesi, hani biraz da croplar falan minnoş minnoş giyiyoruz. Hani bu bel bölgelerini kesinlikle boğaların korusunlar. Yine böyle bel fıtığı ile ilgili sıkıntıları varsa kontrollerini yaptırsınlar. Biraz kendilerine bakma. Hani sağlıklarıyla ilgilenme zamanı boğaların. Tekrar ediyorum, ben negatif konuşmayı sevmiyorum. Hani burada sağlıkta bel bölgenizde bir şey olacak demek hoşuma gitmiyor benim. O yüzden bu süreç, burası tetikleniyor. Yani sırtlarına yastık koysunlar, kendilerine dikkat etsinler diyeyim boğalar için ve sosyalleşsinler. Geldim ikizlere deyip bütün sinirli ikizler. Evet, Serhat Ödün bir önceki yönetmenimiz Alp'ten, o ikizlerdi ve Hazel'de ikizler şimdi. Evet, şimdi evet, ikizlere söylüyoruz. Şimdi Kulaklarını ikizlerin açtılar, dinliyorlar. Çok fazla kariyerle ilgili karar almaları gerekecek, ama burada ne istediklerini bilmedikleri bir ay. Yani hem çok çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar çalışan ikizlerde, ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de ikizlerin şöyle bir enerjileri var Mart ayı boyunca, bu arada yayların ve başakların da çok değişkenler. Yani sabah karar verdikleri akşama değişebilir. O yüzden ikizlerin başta uzun vadeli hiçbir şey düşünmemeleri lazım Mart ayında. Diğer tarafta iş alanı çok aktif. O yüzden muhakkak bir şey üretmeye yönelsinler. Aynı zamanda da çok böyle çocuklarla ilgili konular, aşk enerjileri, ikinci bir hobi. Yani ben bir eğitime gideceğim, bir şey de alacağım, bir şey yapacağım diyebilirler. Bir hobilerine yönelebilirler. Daha üretmeye yönelik, ama tam olarak ne istediklerini bilmiyorlar. O yüzden mesela bir ikizler, bir başak, bir yay, balık da bu ay hani uzun vadeli bir spor salonu üyeliği yapmasın. Mesela ne bileyim, maymun iştahlılık olabilir olabilir, bu. Sıkılabilirler. Başka bir yer isteyebilirler. Şimdi yayın öncesi konuşmalarımızdan da biraz söz edeyim mi izleyicilerimize? Tabii, tabii. Sema Hanım dedi ki ikizlerin yayın dedi ek bir işi daha olmalı dedi. Çünkü oradan oraya, oradan oraya rahatlıkla. Çünkü bir oraya gidecek, bir oraya gidecek. Oradan sıkılınca en azından gideceği yer belli olur. Evet. Çok, çok güzel bir düşünce. Evet, hareket, çünkü şey, bu sefer orada sıkışıyor, üretkenliği de duruyor. Yani biz bir ikizlere bir aya dur şurada desek bizi mutlu etmeyecek. O ya, yapacağı iş de belli noktada olacak. Tamam. İkizlerden sonra aslında yengeçler. Yengeç, evet. Evet, duygusal yengeçlerimiz. Hadi bakalım. Yengeçlerin şöyle çok fazla. Bu arada yükselen burçlar da dinliyor. Tabii tabii, yükselen yengeçler. Evet. Zaten biraz da onları baz alarak söylüyoruz. Hani yazıyoruz biz burçları. Yengeçlerin daha çok seyahat enerjileri aktif. Yani yurt dışı ile ilgili planlar, uzun yolculuklardan gelecek ya da kendileri ne yapacağı güzel işler, biraz böyle seyahat ve eğitim alanları aktif. Şöyle ki çok yaratıcılıkları yüksek. Hani böyle bazen bir yarım bıraktıkları kitaplar, yeni başlayacakları bir dal, hani çok o seri, mesela seri romanlar, belki hani böyle bir yayının bile bir serisi, bir filmin bile bir serisi çok dikkatlerini çekebilirler. Bu anlamda biraz hareketliler ve sezgileri yengeçlerin, akreplerin bu ay inanılmaz yüksek, balıkların bir de, ve rüyaları. Yani öyle bilim kurgu gibi rüya görür yengeçler. Seri döner, bir daha yatar, tekrar kaldığı yerden devam eder Mart ayı boyunca. Film çekiyoruz.
Evet, Mart ayı boyunca yengeçler böyle. Bir de yengeçlerin aile hayatı, tabii her zaman bir yengeçi aile bulur. Biraz ama ev taşıma, ev yerleştirme, evin içinde bir eşya alma, bir hani beyaz eşyadan tutun şeye kadar alma Evle gibi. ilgili bir Evet, konuları bir olacak. konuları olacak. Devam edeyim mi? Tabii. Size bak, dönecek miyiz? Ben de o tarafı düşünüyorum. Bilmem, Hazel, dönelim mi? Dönerseniz sadece Tamam. tatlıyı ya, Çünkü tatlı karıştırdı Selim bir. Hanım karıştırırken Evet, geldi hemen. gördüm, karıştırırken gözüm Ha, orada. tamam, ben görememişim. Tam yengeçte ortada kaldık, değil mi? Aslandayız. Aslan ve Başak'tan Tamam, sonra yani ortalayacağız. yengeç bitti, Aynen. bitiyor, tamam, evet. Fazla empati oldu Bitiyor program. derken. Şöyle kayısılar zaten bayağı yumuşamıştı. Aslında gösterdiğim iyi oldu. Hiç blender'a gerek kalmadan bir de kayısı suyunda size yulafları haşladım. Şimdi değişik bir tatlıya doğru gidiyor. Hemen değiştirdik olayı. Hem de daha katı oldu, daha güzel oldu. Ve her şeyi karıştırıyoruz. Burada canınız, gönlünüz ne isterse, işte benim mesela cevize alerjim var. Gerçekten de var. Onun yerine fındık kullanıyorum mesela ben kendim yaparken. Badem kullanabilirsiniz. Önemli olan hani ben burada bizi dengelesin. Bir yağlı tohum, bir tane de güzel bir böyle tatlı ihtiyacımızı karşılayacak bir meyve ve tarçın. Biraz da Hindistan cevizi. Şimdi ben bunu iyice karıştırıp topçuklar yapacağım. Bu arada sarmam da bitti. Çorbam da bitti. En son sunumda da görüşebiliriz. Hakikaten Sema Hanım 6. evim Jüpiter'de yengeçmiş. Geldi bilgisini. Ne çabuk gel. Ha, ablandan Tabii geldi. ablamdan geldi. Ay burcunuzu, Venüs'ünüzü ve şeyinizi söylesin bize. Ay Boğa, Venüs Koç. Ay Boğa'dan yapıyor yemekleri. Oradan. Öyle mi? Ay Boğa'dan. Bak neler neler biliyorlar. Ah Ah ah. benim işim hocam. Ay siz biliyorsunuz. Hazele diyorum Ama ben. şimdi Sizin o işiniz, profesyonel olarak bu işi bazen yapıyorsunuz. şöyle ki bana çünkü şey soruyorlar. Ben ne burcuyum tahmin ediyorum. Nereden bildin? Bazen ama işim bu benim yapıyorum. O yüzden espri olsun Hay diye Hazel, söyledim. tamam, Hazel ablasına sordu. Yükselenin neydi Hazel? Oğlak. Ha, o da iş Oğlak da gölge odaklı. yengeçe kayar. Öyle mi? Hep bu burçlarınızı ikili düşünün. Bunu bir söyleyeyim mi herkese? Lütfen. Yani siz bir koçsanız kendiniz de terazi olduğunu bilin. Karşıt burcu terazi. Bir boğaysak akrepten sezgisel şeyler alacağımızı bilelim. Çünkü gölgesiyle Akrep var. boğadan ne alıyor? Akrepte güven ve sabitlik. Daha para ve materyalist. Yoksa akrep çok para derdi değil, güç odaklı akrep. Yani orada statüyü paraya değişir her zaman. Statü daha önemli akrep için. Ya da onun yönetebilme gücü. Yengeç oğlakla, yani bir tarafı anaç, oğlak da aynı şekilde yengeçle. Oğlakta da daha kuralcılık, disiplin, işte dakika, zaman, hani böyle bir strateji, biraz da tutumluluk söylemesi ayıp. Ama sizde olmaz, boğasınız. Tamamen daha çok harcarsınız. İkizler yay. Ama bak, tutumluluk var onda. Sürekli diyor ya. Onun Ama yerine kendi bunu yapmaz ki kullanalım bize biz. İşte bize yapamadıklarımı burada anlatıyorum. yapıyor. Ayşen O kendi yapamaz. Bak, Bize yapamıyorsun. anlatıyor. O vizyon var. Ama Uygulamıyor. uygulayamıyor. Mesela şu demin verdiğimiz örnekle çok eş değer. Dedim ya, yani mesela o kendisi tutumlu olup biraz para hesabı yapmazsa girdiği ortamda insanlar ona üç kuruşun hesabını yapar. Ve çok sevdikleri. Derler ki atıyorum ya bu kadarmış Hazel deyip ona para söylerler. Çünkü aslında onu söylemesi Beyler lazım. ne kadar üzülür değil mi o sonra da? Tabii ki de. Ben bunları mı yapmıştım diye hemen hızlıca Ha, burayı da geçelim. evet. İkizler yay. Yüzeysel bilgi biraz ikizler, küçük bilgi. Yay daha akademik bilgi. Aynı şekilde hani yay biraz akademik bilgiden yüzeysel bilgiye geçer. Aslanlar biraz ego. Aslanda popüler olma. Kovada hümanizm. O yüzden her aslan biraz şefkatlidir. her kova biraz egoludur. İkisi birbiriyle. Aa, bunları da Her öğrenmiş olduk. başak biraz detaycıdır. Her balık biraz dağınıktır. Dağınık balık hayatında bir alanında düzenlidir. Her başakta biraz balığın romantizmi vardır. Böyle gölgesiyle. Evet, çok Ve güzel aslanda anlamış olduk. kaldık. Evet, aslanda kaldık, devam edelim. Şimdi aslanlar çok enteresan. Bu dönemde parayla uğraşacaklar Mart ayı boyunca. Krediler, ödemeler, gelecek paralar, ikramiyeler, harcayacakları tutarlar, aileden gelecek miraslar, biraz onunla ilgilenecekler ve kardeşleri. Aslanların ayın ikinci yarısı yolculukları çok artabilir, çok seyahat edebilirler ama şehir içi gidecekleri yerler hep bir yerden uzak olabilir, yola çıkabilirler. Bir de kardeşlerini birazcık onların
sıkıntılarına yardımcı olmak, onların yaşadıkları haksızlıklara belki çözüm bulmak için olabilir. Aslanların bu arada çok önemli sözleşmeler, anlaşmalar gelirse uzun vadeli bile olsa girsinler. Aslanların imza atma süreci güzel de olur. Aa, çok değişik bakın. Evet, imza atma sürecinde aslanlar. Evet, çok da yani ev kira sözleşmesinden her şeye kadar kefilim ben. Girsinler yani. Çok okeyim. Bu kadar da iddialı konuşma. Evet. O yüzden girsinler. Çok şaşırdım. Yani bir işe girişlik olan aslanlar şöyle bir dikkat kesilsinler derim bu sözlere. Geldik Başaklara. Başaklar tabii ki de çok romantik bir aydalar. Yer gök ilişki, yani arkadaşlık ilişkileri, süreçleri, konuşmalar hep böyle ilişki odaklılar. Diğer taraftan birazcık parayla da ilgili daha fazla nasıl kazanabilirim diyebilirler. Çok paraya takılacaklarından değil, çok harcamak istedikleri için kazanmaya yönelecekler. Biraz hani lüks harcamaları artabilir Başakların. Hani güzellikleri, görsellikleri, kendilerine bir yenilik yaptırmak isteyebilirler. Biraz hem ilişki için para harcamasınlar ama ben bunu sevmiyorum. Bazen buluşmamız için bile yeni bir kıyafet alıyoruz. Olanı giyin, sonra alın yeniyi. Çünkü böyle önce kendin için al kısmındayım ben de, kendin için. Ama belki o da kendisi için, kendini daha iyi hissetmek için alıyor. O zaman okeyim. Burada okeyiz. Tamam. Bu yani her zaman kendim istiyorum. Bu tabii. Beni daha mutlu edecekse okey. Daha yeni, iyi görün. Yeni bir enerji almış oluyor. Ona çok okeyim. Tamam. Bu bakış açısı güzel. Bu... Devam hanımlar. Beyler de olabilir canım. İlla tabii, hanımlar değil ki her tabii seferinde. Devam edecek olursak. Terazilere geçiyorum. Tamam. Yaraladık. Terazilerimiz zaten aşk kelebekleri tutulma burçlarında. Şöyle teraziler biraz fazla romantikler bu ay. Bir yandan da kendilerinde bir dönüşüm ayı, yani değiştirmek istiyorlar. Radikal saç değişimi olabilir, modeli olabilir, rengi olabilir. Kendisine özellikle hani bir bakım sürecini alabilir, kendine bakmak olumlu isteyebilir. Olumlu bir zaman mıdır? Olumlu bir zaman. Bir de terazilerin biraz iş ortamında kadın figürlerinden belki beklemedikleri destekler gelecek. Ama hani böyle balığın o gölgesiyle olup hani bir önce size ne yaptığınızı görün iş ortamındaki ilişkilerini. Yani kişi size nasıl adım atıyor, direkt güvenip adım atmayın. Biraz stratejik ilişkiler kursuna iş ortamlarında teraziler. Geldim akreplere. Tabii ki de akrepler bu ay ne olur içlerine ne doğuyorsa onu yapsınlar. Sezgileri çok yüksek. Resmen bir kanal açılmış gibi sözcükleri, hareketleri, yapacakları. Yani o kadar kıymetli ki o yüzden konuştuklarına dahil dikkat etsinler. Çok da aşk enerjileri aktif ama biraz böyle ikili bir ilişki durumuna girebilirler. Yani hayatlarında hiç kimse yoksa bir eski ilişki arasında bir yeni ilişki arasında kalabilirler. Ben eskiyle bir süre bir bak, yani böyle bir yemeğe çıkmalarını ama yeniyi seçmelerini istiyorum. Yani acizane böyle. Astroloğumuz öneriyor. Mecbur yapacağız. Mecbur, topu bana attın. Çok tatlı. Sebebi de şu, o defteri rahat kapatsınlar, yeniye güzelce bir baksınlar diye. Tamam. Ve bir yandan da akrepler de bir ev düzeni derdinde olacaklar. Taşınabilirler, yer değiştirebilirler. Bir evin içindeki bir yeri yıkıp bir perdedir. Radikal bir değişim bekliyorum ben evde. Dış görünüşte bir şey olur. Hani perde yenilemek de bence radikal bir şey. Çünkü girer girmez aslında kapıdan açınca perdeyi görüyorsun. Yani cam, pencere, kapı, her türlü şey akrepten gelebilir. Tamam. Son dört burcumuzdayız ama devam ediyorum ben. Edelim edelim. Hemen yayları anlatalım. Yaylar çok değişkenler. Kesinlikle uzun vadeli bir şey önermiyorum. Yayların aynı zamanda biraz ailevi ilişkilerinde ara bulma gibi bir dertleri olacak. Yani herkesin gönlünü yapacağım deyip bir kendilerini zora koşmak dediğimiz bir sürece gelebilirler. Burada da bence girecekler, yani girmesinler diyeceğim ama her türlü bu ailevi konular yayları bulur. Ev düzeniyle alakalı. Bir de başka arkadaşlarının evle ilgili konularına danışmanlık verebilirler, yardımcı olabilirler. Bir yandan onlar da bir ikinci bir iş yapma dertleri olacak bu arada yayların, ama ben yaylarda bir yaratıcı bir şey bekliyorum. Ya bir kitap yazma, ya gerçekten böyle bir akademi çok da sever, bir okula geri dönme isteği. Yani böyle kendi hayatlarında somut bir kişisel gelişim bekliyorum bu Mart ayında. Oğlaklara geçiyorum. Tamam. Aşkta nasıldı yaylar? Yani aşkta çok aşk enerjileri yok. Çünkü aşkta da şöyle, o kadar ciddi bir ilişki istiyorlar ki
Yani o kadar böyle beni artık birisi alsın, şöyle olsun, böyle olsun. Ben hani şu an o dönem mi bilmiyorum. Öyle insanlar tabii kesmiyorum ama ben zamanın değiştiğini, ilişkilerin formatının değiştiğini düşünüyorum. Ama yayın şu an ilişki isteği eski ilişki. Türk filmlerindeki gibi Hayat Bayram olsa. Hani orada birazcık hayal kırıklığı olabilir. Kötü değil de beklentileri çok farklı olabilir. Nasıl format atıldı ilişkileri? Yani şöyle format atıldı. Herkesin kendi telaşı var. O an ilişkiden o anlık. Mesela bugün bu İlişkim beni çok mutlu etti. Yarın ona güvenip beni havalandan alsın diyemiyoruz. Ha, devamlılığı yok. Devamlı değil. O gün alıyor. Ertesi gün o kendi kafasında oluyor. İşi oluyor mesela. Daha bireysel, daha Önceliği anlık. değişiyor. Evet değişiyor. Daha anlık hani. Yüzeysel ilişki demek istemem. Bunu kodlamak istemiyorum kolektife. Ama daha anlık ilişkilerimiz. Mesela bir buluşmamız muazzam romantik. Ertesi zaman iş konuşuyoruz. Sanki bizim çok uzak akrabamız gibi partnerimiz. Yani çok alakasız bir insan oluyor. Bazen aa, bu adam o adam mı diyorsun ya da o kadın mı? Aynı zamanda yani kadınlarda da öyle mesela. Ben öncelik listeleri hızlı değişiyor. Yani önceden ilişkide hep partnerizdir. Ona göre plan yaparız. Öncelik diyelim çok daha güzel bir tabir oldu. Öncelik listesi ilişkilerimiz hızlı değişiyor şu an günlük yani şu anki 2024 ilişkilerinde. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Geldim oğlaklara. Herkes kendine göre alsın efendim bu konuları. Astroloğunuz yorumladı diyelim. Yani tabii katılan olur, katılmayan olur. Ben genelleme yapıyorum. Bu arada katılmayın zaten. Siz aşk yaşayın. Ben hep evet. Güzellikten yanayım. Evet. Bu arada kendim de ona göre şey yapıyorum. Siz mutlu olun bana yeter. Niye? Hayır canım, hepimiz mutlu olacağız. Tabii tabii. O şey anlamında yani ben mutluluğunuz odaklı özellikle paylaşmak istiyorum yorumları. Öyle de yapıyorsunuz zaten. Onun farkındayız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldim oğlaklara. Evet. Efendim oğlaklar bol bol biraz kendilerini yenileyecekler ama böyle dişle ilgili bir özellikle büyük bir operasyon, diş ve kemiklerle ilgili bir şey geçirebilirler. Diğer taraftan oğlakların çok enteresan, çok böyle evliliklerinde karar almak isteyecekler. Mesela çocuk mu olsun, daha farklı bir eve mi taşınalım? Yani evliliklerinin minik içinde bir revizasyon olacak. Kötü anlamda değil, hani problem olarak değil ama hani biz daha geniş bir eve geçsek daha rahat edeceğiz mesela deyip bir mutfak, ev, dekorasyon enerjisine girebilirler oğlaklar. Yine oğlakların birazcık yeni insan tanıma enerjileri aktif. Hani bunu değerlendirebilirler. O anlamda da çok güzel geçecek döngüleri. Bir de oğlakların hiç beklemedikleri sürpriz paralar gelebilir. Buna kendi enerjilerini açsınlar. Sadece şöyle çok emir cümleleri hayatlarında bu dönemde gelebilir çevresinden. Şunu yap, bunu yap. Onlar tölere etsinler. Normalde bir oğla kalk bana su getir denmez. Getirir misin deriz. O da çünkü lider. İki liderin çatışması zor olabilir evrende ama bu sefer evet deyip geçsinler. Daha rahat olur. Tamam. Kova Geldim mı? kovalara. Kovalar şöyle ki yeni bir iş döngülerindeler. Kesinlikle ben bazı kovalardan sektör değişimi bekliyorum. Şu an olmasa bile şu an kararını verip Eylül-Ekim gibi kesin yaparlar. Ve oğlakların da geriye dönük para tahsilatı bekliyorum. Beklediği, Oğlaklardan. şey pardon kovalarda Ha. geriye dönük bir para tahsilatı bekliyorum. Hani ödemelerini, borçlarını alabilirler. Ve yine aşk bekliyorum onlara da. Ve sürpriz bir aşk olur. Bir de kovaların şöyle bir ilişki bekliyorum. Hani deriz ya ben hayatta bu tarz bir insanla birlikte olmam dedikleri birileriyle bir flört enerjisine girebilirler. Hiç kimse yoksa hayatlarında. Mevcut ilişkilerinde ise fikir ayrılıkları yaşıyorlarsa orta noktaya bulabilirler. Güzel yani o kovalar için. Hep oğlak diyorum ama kovalardan bahsediyorum. Kovalar biraz böyle kendi başına buyruk mudur? Ya çok özgürlüğüne düşkünler. Bir de belli standartları seven bir burç değil. Yani akşam yemeği ona göre illa 6'da ve 8'de yenmek zorunda değil. O çok daha zeki. Diyor ki acıktığımda yiyeceğim. Yani onun Zekası hep daha ön farklı bir planda. dünya görüşü var. Ben severim kovaları. Yani Ya çok standartın farklı dışında bakıyorlar ama farklı hayatı bakıyorlar. değil Yani mi? çok farklı. Hani ben acıktım diyor. Niye senin bekleyeyim? Şimdi geleceğiz akşam yiyeceğiz diye. Acıktınca yenmez mi yemekler? Siz onun o zekası doğru söylüyor deyip kalırlar. İlişki Pekala. sorumluluğunu sorumluluk sevmiyor kova. Ha, çok Ama özgürlükçü çok olduğu hümanist. için. Yani seni de kırmaz. Yani bir kova erkeğe ya da bir Son kova derece kadın kibar. kibar ama kendin de düşünüyor. Önce ben. Önce ben.
Geldik son burcumuz balıkları. Ve balıkların doğum günü kutlu olsun efendim. Evet, gerçekten tüm balıkların... Mutlu yaşlar balıklar. Aynen, tüm doğum günlerini balıkların kutluyorum. Diğer taraftan yani içlerindeki sevgiye çok odaklansınlar. Yani çok özel bir burçlar. Bu dönemde zaten onların özellikleri var. Çok yaratıcılar. Ya bir şiir, şarkı. Gerçekten iki kalem alsınlar. İlla birisi onları yapmak zorunda değil. Kendilerini yazsınlar. Kendilerine günlük tutsunlar. Çok büyük dönüşüm içindeler. Bu dönüşüm burçlarında da var. Bir kere duygularını yönetmeyi öğreniyorlar. Çok kıymetli bir balık için bu süreç. Duygularını yönetmeyi öğreniyor. Diğer taraftan da bir tık şöyle bir süreçleri var. Kendi hayatlarında, ilişki dışında, çünkü çok romantik bir burç, onların neyi mutlu ettiğini bulacaklar. Yani bu bir başarı olabilir, araba kullanmak olabilir, seyahat etmek olabilir. Yani ha ben bugüne kadar bunu nasıl atlamışım ya? Bu benim en mutlu olduğum konunun farkındalığı olacak. O yüzden balıklar için çok farkındalık dolu bir ay. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ama sizi bırakmıyoruz hemen. Vaktimiz var daha. Var var. Ben böyle şey sona yetişmesin. Karşıt burçlarla ilgili bir şey soracağım. Hani çok güzel anlattınız. Akrep karşısında boğa vardır. İşte boğa da akrepten biraz alır. Akrep de boğadan biraz alır. O zaman en iyi anlaştığımız burçlar mı oluyor? Şimdi karşıt bunlar? Burçlarla eğer gölgeniz dediğimiz burçlarla ilk görüşte, ilk buluştuğunuzda anlaşırsanız anlaşırsınız. Yoksa anlaşamazsınız. Allah Allah. Evet, çok iddialıyım. Sonradan olmaz. Şimdi boğaları düşünüyorum. İlk görüşte, ilk ortamda bir boğayla kaynaştıysanız o sizin canınız, ciğeriniz ve kopmayacak bir bağ kurarsınız. Evet. Yoksa anlaşamazsınız. Bu bütün karşıt burçlar için geçerli bir konu. Evet, çünkü neden? Konu. Karşıt kutuplar ya birbirini çeker ya iter. Ya iter. O çeker, çekim olursa kopmaz. İtiyorsak. Peki aşkta? Aşkta da. Aşkta da aynı şekilde. Yani bu karşıt burçlar ilk karşılaştıklarında ya o çekimi hissederler ya da tam tersi olur. Aynen. Ya ben aşkta uyumlu burçları şöyle nitelendirmek istiyorum. Sizin töleriniz nasılsa öyle. Yani bir koç, hep bunu örnek veriyorum. Hareketliliğe, balığın dürterek hareket etmesine tahammül ettiği sürece iki burç anlaşır. Ama işte tahammül bir yere kadar edecek. Yani o yüzden mesela bu akrep çok hiçbir şeyini anlatmaz bir ilişkide. Boğa da acayip güven odaklı. Sürekli ona soracak. Neredesin, ne yaptın, kimlesin? Akrep telefonu da kapatıp oturabilir burada. Bilemeyiz yani akrebin ne yaptığını. Öyle herkese söylenmez. Şimdi ikisi nasıl uyumlu olsun? O orada telefonuna da bakmak isteyecek, başka bir şey de yapmak isteyecek. Burada ilk başta bir akrep onu bildiği zaman telefonu masaya koyup rahat bir şekilde boğanın güvenini kazandığı sürece bu ilişki yürür gibi bir şey. Evet. Hayır, şunun için sordum. Yani insanlar merak ederler ya. Tabii, ben hangi burçla anlaşırım aşkta, işte. Ama ben şunu düşündüm. Benim çok yakın en yakın arkadaşlarım boğa. İlk etapta. Evet. Ama hiç anlaşamadığınız boğalar da vardır. Şimdi onları anlaşamadığım için hayatımda yok onlar. Güzel bir bakış. Onlar yok maalesef. Şimdi biz Hazel'e dönelim. Tabii ki ben oradayım. Sevgili Hazel, nasılsın? İyiyim. Vallahi daha da iyi oldum. Daha da iyi oldu. İyi geldi mi yorumlar? Yani insanın bence herhalde en önemli şey benim için böyle ya evet yolun doğru devam et diyen birilerinin olması. Bugün böyle hani yüzleşince kendimle ben çok mutlu oldum. Şimdi sevgili Sema'nın anlattıklarında yüzleştin mi? Evet evet. Yani özellikle o şey konusunda mı? Hani cimrilik konusunda. Cimrilik, sen yani, çok bonkörsün. Aynen öyle yani bu işi yapmam bile kendi hayatımda bir beslenme düzenini tutturamadığım için mesela sağlıklı mutfak diye tutturuyorum 15 senedir. Hani kendim yapmaya çalışıyorum çünkü en büyük kanı hani ben yaparsam herkes yapar. Ben bunu söylediğimde herkes dalga geçtiğimi düşünüyor ama gerçekten öyle. Hani ben yapıyorsam yani yaparlar diyorum. Bir de bence altta sizin yani o şey yani sezgisi olarak bana şunu veriyorsunuz. Yani ben kendim yapamadığımı başkasına anlatamam. Ha. Güven yani ben yapıyor muyum? Yani bilgisine güvenmek istiyor ve o zaten çok güzel anlatıyor. Neden? Hı-hı. Çünkü güveniyor. Deneyimi Hı-hı. var. Yani orada birisi ona bu olmadı diyemez. Ne diyor? Biz evde böyle yapıyorduk. Bakın evet. Her şeyi söylüyor aslında. Zaten hep uyguladığın tarifleri bize aktarıyorsun Hazel. Ya bu programda iki şeye çok sevindim. Bir, yemek programında hep altta yapılmışı vardır deyip çıkartırlar evet. ya onu yapıyorum. İki de balık burçlarını uzun
anlattınız. Buna çok anlamlı sevinecek. Ama biz bunu hep yapıyoruz. Evet. Bazen sondan da başlıyoruz. Evet Hazal. Yani o çünkü bütün balıklar isyan da ben söyleyeyim. Hep şey diyorlar. Bitiriyorlar. Öyle ki hepsini karmaşık söylüyoruz. Kimse ekrandan ayrılmasın. Evet. Biz de kimsenin de kırmayalım diye bazen karışık söylüyoruz. Tamam. Bir dahakine karışık başlarız ya da sondan başlarız. Bir artık pasta mı dolma mı onu göstereyim. Senin pazıyı şöyle. Ben gördüm. O bir pasta. Evet. Ve şey yani bunun farklı versiyonları olabilir. Evet fırında yapabiliriz mesela kat kat lazanya gibi. Onda biraz pişme süresi uzuyor. Ben en kısa bunu bulabildim. O da daha sarmaya yakın oluyor. Çok lezzetli oluyor. Aralarda çünkü daha çok geliyor. Ben aralara görsünler diye şöyle göstermek istedim. Pazıda hem sapını doğradık biraz yaprağından da kalınları doğradım. Daha çok pazı aynı olursa daha da. Aynı mantıkla seninle şey yapmıştık lahana. Evet aynısı. Aynı mantığın puzzle hali. Bir şeyi algoritmayı çözünce hemen bana işte puzzle'dır, yapraktır, lahanadır götürüyorum. Bu zaten çok klasik çorbamız. Ama çok mantıklı evet. Ya bu yaptığı. Evet. Gerçekten hem hiç ziyan olmuyor. Biraz şeyden de çaldım çorbanın tereyağından. Normalde koymam ben ama tereyağı da var üstünde ilk Ramazan. Diye. Pekala. Aynen tatlımızın da böyle tatlı bir sunumu oldu. Bazılarını Hindistan cevizine buladım, bazılarını bulamadım. Ama şey fikri renk çok iyiydi. Renk görünüyor o. Evet. Aslında içindekiler aynı. Sadece Hindistan cevizine evet. Buladım. Diğerleri sade kaldı. Bunu işte böyle şeyler var, süsler var. Ona bulayabilirsiniz çocuk doğum günlerinde. Tekrar file bademe bulayabilirsiniz. Kakao olabilir. Tamam. Nasıl rengin isterseniz. Ve son olarak çorbamıza bakacağız galiba. Evet. Çorbamız da klasik çorbamız aslında ama şeyi çok güzel hem bereket böyle çok fazla bakliyat var içinde hem de doyurucu. Hazal'cığım ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz yayından sonra izleyicilerimizle birlikte bir Kore lokantasına gideceğiz. Aa. Evet Ankara'da. Sen daha önce biliyor muydun bilmiyorum böyle bir lokanta olduğunu. Sizde izlemiştim ama lokantayı bilmiyordum daha çok Çin. Kore mutfağını Kore. Yapıyorduk, Çin mutfağını yapıyorduk ama yok böyle bir lokantada denmez de çayla birlikte işte çayın yanında neler ikram edilir bunların verildiği bir ne de kafe derler. Kafe diyeceğim evet. Çok teşekkürler Hazal'cığım. Çok sağ ol bu güzel tariflerin için. Evet sevgili Sema, sen geldiğinde olmazsa bir dahaki sefere tabii, bu güzel Kore lokantasında buluşalım. Gidelim buluşalım. Lokantası değil, kafe. Buluşalım evet. Ama bizim çok şeyimiz var, vaatlerimiz yapacağımız var. Yapacağımız çok şey var, çok işimiz var. Çok işimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok ediyoruz. Teşekkür ediyorum herkese, çok güzel, size. Anlaşılır bir şekilde güzel ifade ettiğin için ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese de kocaman sarılıyorum. Çok güzel bir Ramazan, çok güzel bir ruhsal süreç diliyorum, deneyimliyorum. Nefsimizin güzel dönüşümlerine vesile olan. Evet. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere bekliyoruz. Tabii. Ve sevgili izleyiciler sizlerle bu Kore kafeye gittikten sonra vedalaşacağız ama tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Değerli izleyiciler şu anda Ankara'da harika bir Kore kafedeyiz ve sevgili şefimiz Filiz Gökdemir'le Kore kültürü üzerine biraz sohbet etmek istedik. Çünkü kendisi aylar boyunca Kore'de Kore mutfağı konusunda eğitim aldı. Merhaba Filiz Şefim, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Stüdyo dışında böyle farklı ortamlarda sizinle buluşmak bizi çok heyecanlandırıyor. Sayenizde biz Kore'yi tanıdık ve Kore'yi çok sevmeye başladık. Filiz Şefim, sizde de mi böyle olmuştu ilk gittiğinizde? Aynen. Biz dünya mutfağı çalışırken Kore ile tanışmıştım ben. Kore'ye aşık oldum insanlarına. Gittiğimde ülkeye kültürleri bize çok yakın. Aslında çok uzak iki ülke olsak da kültür olarak da birbirimize çok yakınız. Dillerimiz birbirine çok yakın. Altay dil köklerinden geldiği için Korece'yi yazmak zor ama anlamak daha kolay, konuşmak daha kolay. O yüzden bir gönül bağımız oldu. Şimdi de gençlerin yoğun ilgisi olan bir kültürü Ankaralılara tanıtalım istiyorum ben. Şimdi biz sayenizde tanıştığımız Kore Türkiye Dostluk Derneği'nde şunu fark ettik ki Güney Koreliler de bizi çok yakın buluyorlar ve seviyorlar. Aynen çok seviyorlar onlar da bizi. O yüzden gördüğünüz gibi buranın sahibi çok cici bir hanımefendi.
burayı, Ankara'yı tercih edip buraya yerleşmiş. 7 yıldır burada yaşıyor ve harika bir Kore kafesine sahip şu anda. Evet, ve önümüzde bazı sunumlar var. Sizden rica etsem biraz tanıtır mısınız bu sunumları bize? Ballı pirinç kekimiz. Biz pirinç kekini hep böyle acı soslarla yiyecek gibi tanıyoruz ama pirinç kekini aynı zamanda atıştırmalık ve tatlı olarak da kullanabiliyoruz. Bu pirinç kekinin kızarmış hali, meyvelerle ve balla ikram ediliyor. Bu gochujang soslu, gene kızartılarak yapılan bir pirinç kekimiz. Atıştırmalık olarak çok güzel ve lezzetini çok beğeneceksiniz, inanıyorum. Bu bizim waffle'ımıza benzeyen Kore tarzı bir waffle diyelim. Matcha çayı. Korelilerin olmazsa olmazı. Ama burada soğuk ikram edilmiş. Kore'de kış günleri bile beni de en çok şaşırtan şey buzlu içecekler çok tüketiliyor. Bu da bubble tea'li bir latte. O da aynı şekilde ve olmazsa olmazımız yeşil çayımız. Alalım. Kafede sadece bu tarz ikramlar mı yapılıyor? Aynen burada? Ve daha ileriki zamanlarda göreceksiniz başka tatlılarımız da var. Genelde tatlı ağırlıklı bir kafe. Ama ileride bence bu fikirlerini de değiştirecekler talep gördükçe. Ama konsept olarak da tam bir Kore kafesi burası. Kore'de de böyle. Çok fazla eşyaya şıta fata gitmeden az öz göz yormayan, siz de gördünüz. Ben burayı çok seviyorum. Bilmiyorum. O yüzden de size ve Ankaralılara tanıtmak istedim. Teşekkür ederiz. Şimdi sayenizde biz Kore'yi, Kore mutfağını daha yakından tanıdık. Fakat şunu görüyoruz ki gençlerin de epey ilgisi var. Gittikçe böyle daha tercih edilmeye başlandı sanki. Evet, bu özellikle bu K-pop denen grupların akımıyla ve aynı zamanda da Kore dizilerine olan ilgiyle artmış. Çünkü çocukların birçoğu bize geldiklerinde işte Kore'de işte şu sanatçının yediği şudan yapmak istiyorum diye geliyor. Popüler kültür böyle yayılıyor. Ama baktılar ki insanları da çok sıcak. Yiyeceklerin de bazıları, hepsi diyemiyorum maalesef, bize çok yakın. Bu kültür alışverişi, Koreliler de Türklere karşı aynı şeyleri hissediyorlar. Şimdi hanımefendiyle de konuşacaksınız, o da Türk yemeklerini çok seviyor ve çok güzel yapıyor. O yüzden bu kültür alışverişi aramızda çok güzel bir bağ oluşturdu. Şimdi Filiz Şef'im, ben merak ederim. Bizim damak tadımıza uymayan yemekleri neler acaba? Aslında uymayan demeyeyim de bizde pek balık, deniz kültürü çok yaygın değil. Ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke de olsa. Ama Koreliler denizden çıkan her ürünü tüketen bir millet. O yüzden deniz ürünü dendiği zaman biraz geriye çekiliyorlar. Mesela bir balık çorbasına falan uzak kalıyorlar maalesef. O yüzden dedim. Yoksa çok bize yakın lezzetlerimiz, şeyleri, tatları da bize yakın. Baharat kullanmayı, sos kullanmayı çok seviyorlar. O da bize benziyor. Ama bu bizim denize karşı biraz geri duruşumuzla alakalı. Evet, şimdi biz pirinç kekiyle daha önce tanıştık. Bunun yapımı aslında biraz meşakkatliymiş herhalde geçmişte. Meşakkatli neden? Sıcak suyla yoğrulan bir hamur ve makine kullanmak istemiyoruz. O yüzden tahtalarla yoğuruyoruz. Sıcak olduğu için ve uzun zamanlar dinlendirip tekrar buharda pişirip dinlendirip tekrar sıcakta pişirildiği için öyle bize meşakkatli geliyor ama şimdi artık her şey teknolojiyle beraber kolay. Fabrikalarda yapılıyor. Evet, yapıldı bir şey. Şimdi yeşil çay bardaklarımızın altında sevgili izleyiciler çok güzel altlıklar var. Şimdi bu altlıkların da bir özelliği varmış Kore'de. Hemen soralım Filiz şefimize. Bu da Kore'de saraylarda, çok eskiden saraylarda yapılan bir çeşit, bizim 40 yamamıza benzeyen bir sanatmış. Saraylı hanımların vakit geçirmesi için yaptıkları. Çok şık, çok zarif. Bardak altlığı olmadığı için onlarda şimdi bardak altlığı olarak kullanılıyor. Ama bunun daha büyük sunum örtüleri ya da duvarda kullandıkları şekli de var. Dediğim gibi bu da bize çok benziyor. Benim anneannem de yapardı evdeki eski kumaşlardan bize battaniyeler. Aynı ona benziyor. 40 yama. 40 yama, evet. Şimdi günümüzde de patchwork diye adlandırılan tarz değil mi? Şimdi hemen arkamızda Jeju'yu anlatan bir tablo var. Duvar resmi demek daha doğru. Herhalde Kore'de önemli bir yer burası. Önemli. Kore'nin bir tatil adası diyebiliriz.
insanlar genelde Kore'de tatil için tercih ettikleri bir ada. İklimi her zaman ılık olan, çünkü Kore kışını çok ağır geçiren, ama burası bizim daha çok Antalya'mıza, Mersin'imize benzeyen ılıman bir hava. Kışın da öyle. Çok bol yağmur alan bir yer. Yemyeşil bir ada. O yüzden çok tercih edilen, tatil denince akla gelen bir yer burası. Evet, onu da Ankara'ya taşımışlar. Ne hoş değil mi? Evet, evet. Şimdi Filiz Şef'im, ben yeşil çay arada içerim. Fakat bizim aldıklarımızdan lezzeti daha farklı geldi. Bu bazı kökler, bazı baharatlar da var. O Kore'de içilen yeşil çay demek ki bu. Biz bunu markette bulamaz mıyız? Bulamazsınız. Sadece yeşil çay değil, onun içinde bazı şeyler de var. Korelilerin çok, özellikle hazma çok iyi gelen ağır yemeklerden sonra. Hatta bize şey demişti bir Koreli hocamız. Bayramdan sonra eve gelince için, biz bayramda her gittiğimiz yerde bir şey yiyoruz ya, gerçekten çok rahatlatıyor insanın midesini. O yüzden bazı köklerle zenginleştirilmiş bir çay. Herhalde yemeklerin yanında ya da sonrasında az da olsa böyle farklı çaylarını içmeleri, kendilerini rahatlatmaları nedeniyle. Aynen, kendilerini rahat, hazmı kolaylaştırsın diye çok dikkat ediyorlar buna. Şimdi biz de alıştık artık. Böyle bir çay arıyoruz. Çok kaçırdığımız zaman. Filiz Şef'im çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sohbetiniz için, bizi bu güzel mekana getirdiğiniz için. O zaman şimdi Deniz Hanım'la tanışalım. Evet, evet. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, şu anda kafenin işletmecisi Seung Mi Lee ile birlikteyiz. Ama Türkiye'de kullanmayı tercih ettiği ismi Deniz. Deniz Hanım merhaba. Merhaba Ayşe Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Harika bir mekandayız. Çok farklı bizim için. Çok hoş. Şimdi biz sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Öncelikle siz ne zaman Türkiye'ye, hangi amaçla gelmiştiniz ve sonra kendinizi nasıl böyle bir işletmenin sahibi olarak buldunuz? Evet, ben 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Önce ilk ben geldiğimde sadece gezme amacıyla gelmiştim. Çoğu yerleri gezdim de. Nereleri gezdiniz? Aslında biliyorsunuz, Asya tarafından gelenler hep Kapadokya'ya giderler ilk önce. O yüzden ben de Kapadokya'ya gittim ve İstanbul. O zaman Ankara'ya biraz uğramıştım sadece, yani gezmedim de. Ama çok yerleri gezdim, çok beğenmiştim. Karadeniz taraflara da gittim, güzeldi. Bizim Türklerden daha fazla gezdiğiniz bile düşünülebilir. Aslında ben doğu taraf olsun, Akdeniz taraf olsun çok gezdim, çok beğeniyorum. O yüzden ben ondan sonra buraya geldim, okudum ve hala da okumaya devam ediyorum. Yani Türkiye'de okumayı tercih ettiniz. Hangi bölüm? Türk Halkı Bilimi okuyorum. Şimdi bakar mısınız? O kadar etkilenmiş ki Deniz Hanım, Türk Halk Bilimi okumaya karar vermiş. Hala da okuyorum derken, halk bilimi, Türk Halk Bilimi'nin yüksek lisanslarını mı yapıyorsunuz? Yüksek lisansı bitirdim, artık doktoraya başladım. Doktoraya da devam ediyorum şu an. Şimdi Türk Halk Bilimi'nde sizi en çok etkileyen neydi? Aslında ben ilk geldiğimde de bu Türkiye'yi çok beğendim, yakın hissettim de, Türk Halk Bilimi okudukça böyle kültür olsun, edebiyat olsun, eski mitolojileri olsun, çok yerlerde çok benzer şeyler gördüm. O yüzden ben de yüksek lisans tez konusu da bu Kore ve Türk kültürü arasındaki farklılık, benzerlik hakkında ben araştırdım. Yani doktora yaptığımda da bunun gibi şeyler yapmaya plan. Benzerlik çok buldunuz mu? Evet evet, çok buldum. Bayağı benzer şeyler vardı. İlk aklınıza ne gelir benzerliğimiz konusunda? Müzik olabilir. Müzik de aslında burada türkü var ya, türkü ile Kore'de minyo diye geçiyor. Onunla biraz böyle hava olsun, yani anlatım şekli olsun, çok benziyor. Ben buna göre, yani insanların düşünceleri, duyguları ifade etmekten biraz biz benziyoruz diye düşünüyorum. Evet, peki Türk yemekleri konusunda ne düşünüyoruz acaba? Tabii ki ben Türk yemekleri çok severim. Hem de kendim de çok yapıyorum da bizim damak tadımıza da çok uyuyor. Ve çeşitli yemekler bulunduğu için ben çok seviyorum. En çok sevdiğiniz yemek ne Türk yemeklerinden? Yemekler diye de sorabilirim tabii ki. Yemeklerinde tabii ki kebap en meşhurdur. O da çok. Şiş kebap mı?
Ve ciğeri çok severim. Şiş kebap. Ama benim bu ev yemekleri de çok severim. Ve özellikle dolmayı çok seviyorum. Ve Türk tatlıları da çok beğeniyorum aslında. Evet. Şimdi dikkatimizi çeken bir konu da Korelilerin son derece yani sağlıklarına dikkat ettikleri belli olan bir zayıflık içerisinde olmaları. Bu sizin yemek kültürünüzle ilgili mi acaba? Evet, kesinlikle. Biz çünkü çok böyle daha sebze ve otlar var falan. Öyle çok çeşitli yemekleri yapıyoruz da ama tuz, yani Türklere göre belki tuzsuz, yağsız gelebilir. Biraz daha sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Evet, ve böyle güzel sağlıklı çaylarla destekliyorsunuz herhalde. Doğru, doğru. Şimdi böylesine güzel bir kafe açma fikri nasıl oluştu? Çünkü Ankara'nın göbeği sayılabilecek bir alandayız ve çok da ilgi olduğunu fark ettik. Kore yemeklerine ya da Kore lezzetlerine uygun bir kafe açma fikri nasıl oluştu? Aslında artık dünyada K kültürü diyeyim, yani Kore kültürü çok meşhur oldu. Yani K-pop olsun, K-beauty olsun, K yemekleri olsun. Ama bu önce ben ilk Türkiye'ye geldiğimde, Ankara'da olduğumda hiçbir Kore lokantası yoktu. Ve kendim yapmak zorunda kaldım. Ama gittikçe bu Türk gençlerin bu ilgisi çok artıyor ve burada birçok Kore lokantalar açtığını gördüm. Ama ben o zaman, yani lokanta zaten var ama burada hiç yani tanımayan, bilmeyen Kore tatlıları daha sunmak istedim. Öylece bu Kore ve Türkiye arasındaki böyle daha alışveriş mi diyeyim, öyle şeyler böyle zenginleşme gibi kültür arasında böyle olmasını çok istedim. O yüzden açmaya karar verdim. Evet, bir yıl oldu sanırım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Filiz Hanım'la biraz kafenizin konseptini konuştuk. Daha çok işte bu güzel çaylar ve ikramlıklar mevcut. Filiz Şef'in bazı ikramlıkları bize tanıttı ama burada yeni gördüğümüz bir diğer tabak var. O konu, burada tabaktaki lezzetler konusunda bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Bu bizim en imza menümüzdür. Bu bungeoppang deniyor. Bungeo aslında balığın adı. Yani bu balık şekilinde olan tatlı ya, bu Kore sokak lezzetlerinden biri. Yani insanlar bunu çok seviyor. Ama eskiden çok vardı. Bugünlerde o kadar sokakta bulunmuyor. O yüzden insanlar bunu arıyorlar. Nerede satıyor bunu? Uygulama bile çıkmış. Gençler bunu çok beğeniyor. Sokakta satılan bir lezzet mi? Evet, sokakta satılan bir lezzet. Sımsıcak yani yeniyor. Ama burada ben kafede sunmak için bu şekilde, kafeye uygun bir şekilde yaptım. Ama içerileri tamamen aynı. İçinde adıcuki fasulye deniyor. İçi dolgulu oluyor bu. Fasulye dolgusu mu var içinde? Ama bu tatlı oluyor. Tatlı fasulye dolgusu. Bu kırmızı fasulye Korelilerin en sevdiği tatlıdır bu. Çok kullanılıyor. İçinde bu var. Ve iki çeşit var. İçinde krema dolgulu da oluyor. Bu şekilde biz sunuyoruz. Herkesi beğeniyor. Türkler herkesi beğeniyor ve hep bu Türk olsun, Koreli olsun herkesi beğeniyor. Bizim imza menümüzdür. Dondurma mı üzerindeki söz? Evet, dondurma. Bu aslında çok güzel, harika eşlik ediyor. Kore'de meşhur bir dondurma var. Bu şekilde de satılıyor. O yüzden biz bu şekilde sunuyoruz. Çok güzel. Peki diğer tabak hakkında da bilgi alabilir miyiz? Tabii ki, bu da geleneksel bir tatlımızdır. Bunun yapılışı çok zor aslında. Bu çok özen yani göstermek gereken bir tatlı. Ama bu da aslında çok eski tatlımızdı. Ama bugünlerde Kore'de gençler buna bayılıyor. Çok yeni moda oldu. Mesela bizim anneannelerimizin tatlısı. Ama günümüzde tekrar yeni modaya girdi. O yüzden biz de bunu koyduk. Bunun adı yakwa. Bu biraz Türk tatlısına da benziyor bence. Ben direkt tipinden benzettim açıkçası. Evet, evet. Şimdi Filiz Şef'im söz etti ama bunlardan da özellikle söz etmek istedikleriniz var mı? Evet, bu zaten gördüğünüz gibi böyle geleneksel tarzı. Biz
çok pirinç tüketen bir milletiz. Pirinç ile her şey yapabiliriz. O yüzden bunu böyle atıştırmalık olarak biz sunuyoruz. Bu da aslında daha modern diyebiliriz. Croffle bunun adı. Daha gençler seviyor bu. Croffle ile yapılıyor ama tadı da muhteşem. Çok ağır değil ama çok tatlı oluyor, güzel, hafif tatlı oluyor. Şimdi Türk müdavimleriniz de vardır. Onlar en çok hangisini tercih ediyor? Aslında her şeyi çok beğeniyorlar. Çok farklı buluyorlardır. Evet, farklı diyorlar ama çok böyle nasıl diye durmadan yiyebilir diyorlar. Yedikçe yeniyor, hep yiyebiliyorum diyorlar. Bir de içeceğimizde yani çok farklı bizim matcha yani latte'miz var. Yani başka bir yerde böyle şeyleri bulamazsınız. Çok güzel. Herkesi beğeniyor. Bu da bizim imza menümüzden biri. Bir de bu da bubble tea. Ama bu Çin'e bilin bu tapioka'dan yapılıyor. Bu orijinal aslında. Çiğneyeceğiz mi biz içerken? Evet, evet. Bunun içinde bubble'lar var. Onu sakızlar mı var? Yani sakız gibi. Evet. Aslında bu Tayvan'dan gelen bir şeydir. Orijinali Tayvan ama bizde Tayvanlılar da çok beğendi. Evet, biz Asya'dan gelen böyle tatlılar ve içecekleri sunuyoruz. Şimdi kafenizin şöyle dekorasyonuna baktığımızda son derece sade ama son derece sıcak bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz. Bu tarz dekorasyonlar da önemli midir Kore'de? Tabii ki çok önemli. Gençler her zaman böyle güzel mekan arıyorlar, yeni bir mekan arıyorlar. Aslında bu Türkiye'de aynı diye düşünüyorum. O yüzden ama son derece sade bir mekan olduğunu fark ettik. Ben de fazla olmasın dedim. Çünkü biraz daha sade olsun, daha sıcak, tatlı ortam olsun, Kore gibi olsun dedim. Bu yüzden buraya gelen Koreliler hep öyle diyor. Ben Kore'yi özlediğimde buraya geliyorum. Burada yani Kore hissediyorum diye yani öyle geliyorlar. Bizim amacımız da bu. Şimdi Deniz Hanım çok teşekkür ederiz ama neden Deniz ismini seçtiğinizi de söyler misiniz bize Türkiye'de? Deniz en kolayydı benim için. En kolay, basit, güzeldi ama herkes de beğeniyor benim ismimi. Öyle kaldı. Size yakıştırıldı. Sizin için söylemesi kolaydı. Bizim için de çok güzel efendim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak şunu da merak ettim. Okul bittikten sonra Ankara'da kalmaya devam mı? Yoksa Kore'ye dönme düşüncesi var mı? Şimdilik bilemiyorum. Daha yeni doktoraya başladım. Okulu bitince düşüneceğim de olursa bu da devam etmek istiyorum. Bakalım. Tamam, bakalım. Çok teşekkürler. Sağ olun.